Burası bayağı canlıymış ya. Ne yapalım? Şu karşıya geçelim. Karşıya geçelim. Orada çarşı gibi bir yer var. Orayı dolaşalım bari biraz. Selamlar gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Artık Arequipa'ya veda etme vakti dostlar. Şöyle sağ salim kendimi karşıya atayım da bir karşı tarafı gezelim. Abi baksanıza ya. Her yer çöp. Her yer çöp ya. Yani burada çöp tenekesi sıkıntısı ne yazık ki var. İnsanlar her yere atıyor çöpünü. Hola, como está? Dayı gel, araba çarpacak abi. Gel bu tarafa, araba çarpacak gel. Vallahi her yerde böyle pislik görmek mümkün yani. Bu benim birazcık canımı sıkıyor ne yazık ki. Dediğim gibi artık Arequipa'ya veda etme vakti dostlar. Buradan Lima'ya geçeceğim. Lima'dan da Ekvador'a geçeceğim. Bir aksilik olmazsa. Otobüsüm 6 saat sonra. Dedim birazcık Arequipa'nın gezmediğim yerlerini dolaşayım. Gracias. Dedim birazcık Arequipa'nın gezmediğim yerlerini dolaşayım. Kendimi biraz daha lokal yaşantının olduğu kısma attım. Zaten etraftan da anlayacağınız üzere pek turistik bir yer değil burası. Hosteldeki çocuklara söyledim ya nereye gidebilirim, nereye gezebilirim vesaire. Bana hep merkezi yerleri söylediler. Ya dedim ben daha lokal yerlere gidip görmek istiyorum. Hani normal yaşantıyı görmek istiyorum. Terminalin orada market falan var mı dedim. Burayı söylediler ama çok önermediler açıkçası burayı. Biraz tekin değil dediler. Gezelim bakalım ya. Gündüz vakti bir şey olmaz herhalde. Hola. ¿Cómo está? Abi bildiğim İspanyolcayı kullanırım. Hola, ¿cómo está? Bien. İyiyim dedi abi. Aradığımı buldum dostlar. Ya o sokakta hiçbir şey yokmuş ya. Ben orayı böyle çarşı gibi bir yer zannettim. Girdim içeriye ama genelde böyle kapalı bir alanda kıyafettir, elektroniktir vesairedir. O tarz şeyler satıyorlar ya. Ben de onu görmek istemiyorum. Dedim bir pazar mazar bir şey vardır burada yani. Kuruludur. Sonra kalabalığı takip ettim birazcık. Buraya çıktık. Arka sokaklara daldık birazcık ama gezelim bakalım. Daha otobüsümüze var. Baksanız oyuncak satıyorlar. Oo bayağı oyuncak var burada. Peluş ayılara bak. Kurabiye canavarı var mı acaba ya? Çok severim kurabiye canavarını. Burası ikinci elciler pazarı herhalde. Ya da bit pazarı diye de anılıyor olabilir. Bizde öyle anılıyor ya. Kullanılmış eşyaları satıyorlar. Şöyle geçelim. Aa, teyze antik uça yapıyor. Bu antik uça dediğimde yürek. Yürek yiyorlar. Patatesle birlikte ya da işte yanında sosisle birlikte servis ediyorlar. Fena değil tadı ya. Ben nerede yemiştim? Cusco'da yemiştim. Fena değil tadı. Hola. Vay. Eski paralar. 50 soles diyor bak. 100 soles. Burada da eski bozuk paralar var. Aa bak. Central Reserva. Eski 100 neymiş? Peso. Ne pesosu ya? Soles. 50-100 soles. Kafa Küba'ya gitti. Señor, ¿cuánto cuesta? Un sol. Un sol. Uno, un sol. Aa bir solmuş. Kafa peso'ya gitti benim daha demin. Gracias. Şu karşıdaki dağı görüyorsunuz değil mi? El Misti. Bir önceki videoyu izlemeyenler o videoyu izleyebilirler. Çünkü daha dün o dağın zirvesindeydim. Ya nasıl zordu ya. Nasıl zordu var ya, acayip yordu ha. Yani yorulduğumdan daha çok üşüdüm ama onu söyleyeyim. İkinci gün özellikle ufak bir spoiler oluyor izlemeyenler için ama titredim yani titredim. Hayatımda böyle üşümedim ya. Ama inanılmaz bir deneyimdi.
şehrin hemen hemen her yerinden şu dağı görebiliyorsunuz dostlar. Yani müthiş bir deneyimdi oraya çıkmak. İzlemeyenler bir önceki videoya bakabilirler. Burada da bot satıyorlar, ayakkabı satıyorlar, kıyafet. İkinci Eciler pazarındayız dostlar. Artık netleştirdik. Ulan ne güzel gözüküyor ya buradan. Ben oraya nasıl çıktım ya? Oraya nasıl çıktım ben ya? Oba! Merhaba. Buraya bak ya, devasa ayıcıklar. Hola señor. Hola, ¿cómo está? Para Turquía. Ah, Turquía, pe. Sí. Turquía ahora pelea con el este. Muy lejos. Ah, ah. Muy lejos. Pero ustedes de lejos son. ¿Cómo pasarán acá en el Perú? Es de agua. Esta de tu ser. Tierra, de tu tierra. Con un perro ojos de ese color. Pero yo soy peruano. Pero me gusta que. No es tu tierra, es de tu tierra. Es. ¿Te gusta Turquía? Claro, me gusta esa. Turquía me gusta. ¿Por qué novelas? Una novela. Un Turquía pelea, tiene una física para pelear. Ah. ¿No? ¿Qué nombre es novelas? Claro. ¿No? No te lo mismo. Oh, salud, salud. Salud. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Clímaco Rodríguez. Rodríguez, Burak. Yo soy Rodríguez. Mucho gusto, Burak. ¿Y dónde está la sorpresa? Mucho gusto. Sí. Burak siempre va camino acá con Dios. Siempre nuestro Dios te va a ayudar. Gracias, señor. Vas a ir con buena suerte. A donde que tú estés, estarás bien comido acá. Gracias, señor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Dayı bir şeyler anlattı, çok anlamadım ama arada kelime seçmeye çalışıyorum. O yüzden insanlarla sık sık diyalog kurmaya çalışıyorum. Yani anlamasam da dinliyorum, aradan kelime seçmeye çalışıyorum ki İspanyolcayı öğrenebileyim. Güler yüzlü insanlar ama, hakikaten güler yüzlü insanlar ya. Genel itibariyle hakikaten çok gülüyorlar, yardımseverler. Burada çok 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 güzel vakit geçirdim Peru'da. O yüzden Peru benim için özel bir ülke olarak kalacak. Anam anam, tipe bak. Tipe bak. Hiç. Hola. Dostlar ben pazarı gezdikten sonra birazcık karnım acıktı. Bir restorana geldim. Şöyle bir tabak söyledim kendime. Pilav var, salata var, tavuk eti var, şurada patates var ve burada da dana etinden yapılan bunların sosisi, sucuğu gibi bir şey var. Şöyle kocaman bir tabak söyledim kendime çünkü yola gideceğiz. Birazcık karnımı iyi doyurmam lazım. 16 saat yol bu arada. Hatta 16 saatten biraz daha fazla olabilir. Böyle bir tabak söyledim. 12 soles. Şu tabağın fiyatı 12 soles. Doyuracağını düşünüyorum. Hadi tadına bakalım. Lokal restoranları seviyorum ya. Bayağı bol koyuyorlar yemekleri vesaireleri. Kamerayı şöyle düzelteyim. Seviyorum o yüzden. Ve fiyat olarak da uygun oluyor. Şöyle dana etinden yapılan sucuğumuzu bir tadalım. Güzel, fena değil. Beğendim. Vallahi beğendim. Birazcık çekindim siparişi verirken ama beğendim vallahi. Pilavları çok kuru oluyor ama ya. Bizdeki gibi o yağlı pilav olayı. O yok. Tavuğumuzu da tadalım. Güzel. Vallahi 10 numara bir tabak. Benim için müthiş bir tabak. Bana afiyet olsun dostlar. Ben karnımı doyuruyorum. Sonra gidiyoruz, çantamı alıyoruz. Ondan sonra da otogara gidiyoruz. Nasıl bir kalabalık ya? Nasıl bir kalabalık ya? Ne yapacağız buradan? Çıkış pulumuzu ödeyeceğiz şimdi dostlar, bakın. Bolivya'da da vardı, Peru'da da var. Terminal kullanım ücreti ödüyorsunuz. Bak burada 2 solesmiş.
Şimdi bileti vereceğim. Üzerine ya damga vuracak ya bana bir tane kağıt verecek. Ben de parayı ödeyeceğim. Ondan sonra buradan geçerken bak şu ablayı görüyorsunuz değil mi? O da kontrol edecek. Öyle otobüslerin olduğu tarafa geçeceğim. Bak otobüsleri görüyorsunuz orada. Şöyle sıraya girelim de ödeyelim. Ya bak ablanın sırtında bohçası. Cholita kadınları bunu çok fazla kullanıyordu Bolivya'da. Burada da kullanan var ama Bolivya'da daha yaygındı. O videoyu izlerseniz öyle bir videom var. Bolivya videolarının arasında cholita kadınlarını anlattım. Orada bahsediyorum. Ya çocuk taşıyorlar ya eşya taşıyorlar ama genelde çocuk taşıyorlar burada. Çok sevimli oluyor keratalar ya. Hola, buenas noches. Gracias señor. Okay, gracias. Bak dayı kontrol etti. Şöyle ucuna da böyle bir çentik attı kontrol ettiğine dair. Yani yırttı. Daha doğrusu çentik attı demeyeyim de. Ve bu şekilde geçtik. Yani bu kontrolü yapmadan otobüslerin olduğu kısma geçemiyorsunuz dostlar. Evet, şimdi otobüsümüz hangisi onu bulalım. Burada hep çift katlı bak otobüsler. Görüyorsunuz değil mi bak? Şu en öne alabilirsiniz. Yukarıya en öne alabilirsiniz. Manzarayı izleyerek giderseniz eğer gündüz yolculuk yaparsanız. Lima, 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 lima. Si. Dai, dai. Opa. ¿Sí? Ahí viene, pase por la puerta 2. Ah, puerta 2. Puerta 2, rampa 13. Ok, gracias. Bien, bien. Abi, ben içeri daldım da. Adam şey dedi bana, valizini şeye vermen gerekiyor dedi, adını söyle. Şurada Siva firmasıyla gideceğim yine. Oradan vermen gerekiyor dedi, buradan almıyoruz dedi. İyi dedim ben de. Döndüm tekrardan verdim. Gracias señor. Bak Siva bunu ilk defa yapıyor. Hep Siva'yla yolculuk yapıyorum. İlk defa valizi böyle içeriden aldılar. Adam kaldıramadı benim valize. Ağır bu diyor. Evet ağır. Çok ağır hem de. Bunu neden yapıyorlar tam olarak anlamadım. Sanırım hırsızlık, mırsızlık vesaire güvenlik önlemi gibi bir şey. Çünkü bu otobüslerin hiçbiri mola vermiyor. Otobüslerin içinde tuvalet var, hiçbiri mola vermiyor. Ve mesela ben 16 saat yolculuk yapacağım, mola yok. Yani Türkiye'de olsa kafayı yersiniz değil mi? Ama böyle bir şey yok. Her otobüse binişte sizin fotoğrafınızı, videonuzu çekiyorlar. İşte kimlik kontrolü, bilet kontrolü falan onlar zaten normal prosedürler. Burak. Lima. Si, Lima. Gracias. Di kamera. Para Türkiye. Ablalar elimde kamera görünce güldüler. 5 numara bizim. Ulan hep dedim ki çift katlı otobüslerde gidiyoruz ilk defa. Normal bir tane otobüs geldi. Maşallah dediğimiz 2 gün yaşamıyor. Tuvalet de en arkada. 5 numara nerede? Burada olması lazım. Şöyle perdeli otobüsler dostlar genelde. Şöyle perdemizi de çekelim de tuvaleti kontrol edelim. Tuvalet boş mu dolu mu? Size de göstermek istiyorum. Dostlar birazcık karanlık ama idare edin. Tuvaletler de burada. Erkek tuvaleti ayrı, kadın tuvaleti ayrı. İlk defa böyle otobüs görüyorum. Genelde tek tuvalet oluyor. Çok da temiz olmuyor. Burası da sıcak su makinesi gibi bir şeyler var ya burada. Hani öyle trenlerde oluyor genelde ama değişik bir şey bu otobüsün arkası. Neyse otobüs böyle dostlar bakın geniş, perdeli. Şöyle bakayım kimse var mı? Yok. Şöyle perdeli, genelde geniş koltuklar. Koltuklar böyle yatıyor, rahat, bayağı rahat yani. Güney Amerika'da otobüste yolculuk yaparsanız rahat oluyor genelde. Ama bir tık pahalı ne yazık ki. Özellikle Brezilya'da feciydi yani, fiyatlar çok feciydi. Burada da çok ucuz sayılmaz. 70 soles verdim ben. 16 saatlik yol gideceğim aslında. 70 soles uygun mesela bak, uyguna denk getirdim. Şansıma normalde 70 soles'e çok daha kısa mesafeler gidiyorsun. Biz uyguna denk getirdik. Lo siento. Otobüs böyle dostlar. Şimdi karanlıkta ben size yolu gösteremeyeceğim.
O yüzden size burada veda ediyorum artık. Lima'da görüşürüz diyorum dostlar. Şöyle yerime de geçeyim de. Hoppa. Bu arada burada genelde uyarıyorlar otobüse bineceğiniz zaman. Bilet aldığınızda şey diyorlar. İşte yanınıza yemek, özellikle uzun yola gideceğiniz zaman yemek ve battaniye alın çünkü otobüs durmuyor. Hadi bana iyi yolculuklar. Görüşürüz. Allah'ım sabah 7.30 gözlerim şişti. Günaydın. Ne haber? İyi, sana ne var? İyi valla, nasılsın? O kadar zor geldim ki buraya. Gözlerimi açamıyorum yemin ederim. Ne yapıyorsun? Ben çok zor, sabah çok erken uyandım. Uyanabildin mi? Uyanamadım, ben şurada uyuyordum. Ben daha uyumadım. Evet, sen edit yaptın değil mi? Evet, bitirdim. Belli o var ya bir şey, o yorgunluğun çok belli. Olur olur ya, var ya. Bugün molama yiyeceğiz, her şey molama için. Her şey molama için yemin ediyorum. Günaydın bana dostlar. Yemek olsun. Zozan'ı tanıyanlarınız vardır. Tanımayanlarınız için de Zozan Karaer dünyayı geziyor. Şu an Güney Amerika turunda. Neler söylemek istersin Güney Amerika turu hakkında? Hayat kahvaltısız çok zor. Birileri kahvaltı var deyince sabahın altısında uyanabiliyorum arkadaşlar. Beni izleyen insanlar çok yemeği sevdiğimi biliyorlar zaten. Ben hayatımda mıhlama yemedim. Ve Peru'da. Evet ve ya. Ve Peru'da mıhlama yiyeceğiz. Tahsin abi değil mi? Tahsin abi de mıhlama yapacak. Evet, dostlar sizleri Zozan'la da tanıştırmak isterim. Tahsin abiyle de tanıştıracağım. Zozan dünyayı geziyor. Benim gibi hayallerinin peşinden koşuyor. Ondan sonracığıma benim gibi YouTube yapıyor. YouTube'dan da takip etmenizi öneririm. Zozan Karaer. Instagram'da Zozan Karaer değil mi? Aynen, aynen. YouTube'dan, Instagram'dan zaten açıklamalara koyacağım. Zozan'ı da takip edersiniz. Benden de yorumlara bir selam bırakırsınız. Çok açım biliyor musun ya? Nasıl açım anlatamam ya. Yok mu bir simitçi abi, gitmeden bir şeyler yiyip öyle gidelim diye. Bunlar var ya, dolmuşa bineceğim diye kendini parçaladı. Öyle mi? Kavga çıktı. Ben o hengamede nasıl bindim hiç bilmiyorum. Telefonu kırıyordum az kalsın. Abla itti, kalktı, bir şeyler yaptı. Abla trafik de çok kötü, otobüsler bak gitti. Burası boş. Benim geldiğim 10 kilometre geriden geliyorum ya ben. Metroya bindim geldim bu arada, biliyor musun? Başka bir şehirden geliyor Burak. Ya var ya, çok fenaydı ya. Lima'yı hiç sevmiyorum bu trafiği yüzünden. Lima ilginç bir şehir ya trafik konusunda. Adam mesela sağa dönecek, en sol şeritten sağa dönmeye evet çalışıyor. Dolmuşça onu yaptı ya. Ben böyle bir şey görmedim. Abi. Demin yeşil ışıkta duruyordum ben. Yani geçmem gerekiyordu yayalar için. Herkes geçiyor, böyle ne yapıyorsunuz siz? Benim geçmem lazım. Bunlarda yani öyle bir kural yok ya. Ben kafalarına göre takılıyorlar ya. Aynen öyle. Bir tane otobüs gidiyor. Onu yakalamamız lazım. Tamam. O yüzden şu köşeden bineceğiz hemen. Okey. Tamam. Arequipa ne güzeldi ya. Valla. Bu arada ben Lima'dayım dostlar. 16 saatlik yolculuğu sağ salim atlattım. Arequipa'yı çok özlemeye başladım bu trafiği görünce, bu kalabalığı görünce. Arequipa daha düzenli çok bir şey. Çok tatlı bir şey. Bayılacaksın Arequipa'ya. Çok tatlı bir şehir Arequipa'ya. Ben bayıldım şahsen. Gidiyoruz bakalım. Sizleri Tahsin abiyle de tanıştıracağım. Ondan söz etmiştim Ika videosunda. Evet. Şimdi sıra onu tanıştırmaya geldi. Gracias, vamos Turquía. Burada bir yerin adı Türkiye ama neresi bilmiyorum. Nerede Türkiye? Nerede? Benim adım Turcia. Turcia. Götür bizi abi Türkiye'ye. Vamos. Abi modu kaybettiğim anlara doğru ilerliyorum. Günaydın. Hoş bulduk. Ekmek alsaydı zaten çoktan kapıyı kapatmıştım yüzümüzü. Neredesiniz? Çok fena bir trafik var ya. Bir tane benim ayakkabı geç çıkar. Gençler, sizleri Tahsin abiyle tanıştırayım. Senden bahsetmiştim abi İK videosunda ama da tanıştırmak nasip olmamıştı. Ve yengemiz, tatlı yengemiz. Yenge ne haber? İyi. İyi. Başka başka. Otra palabras turkus. Kes abis. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok iyi. Çok iyi. Abi ellerine sağlık, yine döktürüyorsun vallahi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. 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 Biliyorum. Después, este... Abi şey dedim ki, bizde pozitif ve negatif... Nasılsın? İşte, sen nasılsın? Ne normal.
M harfiyle falan dedim. Aynı yazılıyor. Oy. M harfi koyduğun zaman olumsuzlaştırıyor dedim. Abi sonra yemek nasıl söylüyor dedi. Yemekte öyle olmuyor. Evet, yani her yerde olmuyor. Yiyorum, yem olmadı. Sonra bir şey daha sordu. Şarkı söylemek de söylemek değil de bir tane daha fiil söyledi. Baktım ikisi de olmuyor. Bu bilgiden şeye dönmüş, bu İspanyol gramerini ya. Konuşmuştuk ya geldiğimde. Evet, bak 29 yaşındayım. Hayatımda Türkiye'de hiç mıhlama yemedim. Peru'da yedim. Ve büyük bir sürprizle yedim. Büyük bir sürprizle yedim biliyor musun? Karadeniz'i görmüş müydün sen? Ben görmedim Karadeniz'i, daha gitmedim. Benim de bir otostop maceram var. 8 saat kimse almadı beni, evet, Gürcü ya, kapısında. Kötü. Uğur'a çok büyük, güzel olmuş da sana. Evet. Yani, Uğur Karadeniz, ona kan çekmiştir ya. Yani o enteresan ya. Genelde Karadeniz'de o konuda çok destek olurlar. Evet, ben de çok şaşırdım biliyor musun? Uğur şeyde de bana çok rahat geçersin kanka dedi. 8 saat. Ben bile yani otostop çıkan yani. Ama gideceğim Karadeniz'e. Ya. Otostopla gezmek istiyorum orayı. Hani gezilir yani, çok da rahat. Yaylaları çok merak ediyorum ya. Yaylalar. Görülmesi gereken yerler var yani, hakikaten Karadeniz güzel. Güzel vallahi. Yani dünyayı geziyorsunuz, çok değişik yerler gözlemliyorsunuz. Hepsinin çok farklı hikayeleri vardır mutlaka da. Herhalde gurbette memleket yemekleri yemek farklı bir şey olsa. O en güzel abi biliyor musun? Koku insanı alıyor, uçuruyor götürüyor. Yani, alıyor götürüyor yani. İki kere yemiş gibi oluyorsun genelde. Kokusunu bile özlüyor insan ya. Şimdi mala döküyoruz, mal buluyorsun. Bunu öğrendiğim iyi oldu abi. Hakikaten kolaymış yapımı ya. Kolaymış kolay yapımı. Kolay yaparsın. Yani buradaki hikaye işte şey. Bu kullandığım şey yani teflon olmayacak. Hı hı. Teflon olursa bu kadar güzel olmaz. Teflon olmadığı sürece istediğin şeyle yap. Mesela mozzarella peyniri de yaparsın. Burada tilsit diye bir peynir var. Onu da yaparsın. Ama senin kanal Peru'da bir Türk'tü değil mi abi? Hem YouTube hem Instagram, sana oradan evet. Ulaşabilirler. Ya evet, ben Peru özelinde Peru ile ilgili sorusu olan herkese cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü bilmiyorum, biz mesela geliyoruz, geziyoruz. Peru'nun turistik yönünü tanıtıyoruz da sen buradaki hayatı tanıtıyorsun. Evet, yani, onu söylemek istiyorum ben. Evet, ben 6 sene oldu burada yaşayalı. 6. senem. Ticaretle uğraşıyorum, şirketim var. Dolayısıyla ben Peru'yu anlatıyorum. Peru özelinde anlatıyorum. Gezgin değilim sizin dediğin, senin ifade ettiğin gibi. Ama ben yolu buraya düşecek herkese kapım açık işte. Sen bu konuda iyi deneyimlerden Berko mesela. Evet. Çok güzel dostumuz. Berko kankime oldu. De selam olsun. Sonra ayağına taş Gürkan değmiş. Kardeşim geldi. Gürkan Genç. Onunla görüştük. Gürkan abi. Atilla diye bir kardeşim vardı. O geldi. Zeki vardı. Bunların hepsi gezen arkadaşlardı. Evet. Tülay var. Çanakkale'den. Onu da bilirler. İzleyenler. Yani elimden geldiğince size kapımı açmaya çalışıyorum. Çok fazla da çok teşekkür ederiz abi. Vallahi çok sağ olasın yani. Evet, fark ettim onu. Şey almaya başlıyor. Çok fazla yerleşen Türk de var abi. O yüzden aslında senin iletişim adreslerini bırakmak istiyorum ki hani aslında olur. Çünkü sen bayağı yardım ediyorsun herkese. Yani elinden tutuyorsun, yol yordam gösteriyorsun. Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Şeyi anlatmaya da çalışıyorum işte. Kanalda onu da anlatacağım yakında. Danışmanlık hizmeti şirketi de açacağız. Yani dolayısıyla burada artık hani gelmek isteyen Türklere A'dan Z'ye çalışma izni, oturma izni, iş imkanları, o konularla ilgili. Biraz daha profesyonelleşecek. Daha böyle daha iyi, daha hızlı hizmet vermeye çalışacağım. Güzel. Peru'da bir Türk markalaşacak o zaman diyelim. Yani evet, biz intersection İngilizcesi de, İspanyolcası intersection diye geçiyor. Kesişme, buluşma anlamında da bir şirket ismi kurduk. Zaten şirket güzel. İsmi bu. Ne intersection. Hayırlı olsun abi. Diye geçiyor. Hayırlısı Onunla olsun. Onunla beraber bakalım yola devam ediyoruz. Şimdi bu yavaş yavaş bu kendini şey bırakacak. Biraz biliyorsun sonra bırakacağız kendini pişmesine. Ağır ateşte şu anda pişiriyorum. Önce bir yayılsın şey diye peynir. Zaten görüyorsun bak. Zuzan bunu sormuştu. Evet, Zuzan onu sormuştu. Uzatırız abicim biz. Çayımız da var. Her şeyimiz da şu sosis de götüreceğiz. Bakın bize afiyet olsun diye diyelim ya. Şimdi tadı nasıl olacak acaba? Hadi tadıyorum arkadaşlar. Aha. İyi, sen ye. Bak bakalım tadına. Lokmam çok sıcak oldu, ağzım yanacak şimdi. Yanmaz yanmaz. Güzel olan şey ağzı yanmaz. Gel bakalım. Şöyle. Ama. Nasıl? Ama. Müko. Bir tane daha alayım şöyle. Stavdan orada şov yapayım. Tamam, afiyet olsun. Dostlar, kahvaltımızı size göstermek istiyorum.
Peru'da bir Türk kahvaltısı. Türk evindeyiz. Abi çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun canım. Tekrardan kardeşim, çok teşekkür ederiz. Muchas gracias. De nada. Nasıl? Sevdin mi? Çok güzel. Ekmekle, torba ekmeği de yanıma aldı. Biz yine bir çoğun torba ekmek isteyince şaşırdı kız. Üç kere sordu bize emin misiniz diye. Aynen kız inanamadı. Emin misiniz son kere? Kaç tane aldın? Por supuesto. Annesi de çok seviyor. Qué rico. Annesi de evde pişiriyor, yiyor. Abi Karadeniz. Peruları yoldan çıkardım. Abi iyi yapmışsın ya. Bak hızlıca öyle mi? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Lo comí en... Trabzon fue? Hı-hı. En Trabzon fue por primera vez. Me encantó. Trabzon'da yine kuymak, kuymak Trabzon'da söylenenler. Rize'de de muhlama diyorlar ama ikisinin arasında fark var. Aynı mı? Yok, ikisinin arasında fark var. Kuymak... Ben kaç yıl ay sonra... Peynir ağırlıklı oluyor. İçerisinde daha fazla mısır unu... Ne oldu? Abi ben bayağı da yemiyordum da. Ha, ne oluyor dedim ya. Başkalaşım geçirme. Göz yaşını sil. Göz yaşını sil. Ağlama değil mi sana? Bana da diyorum bu şarkı. Ya bir de diyorsun ki o kadar Türk tanıyorum diyor değil mi? De de de. Gittiği yerlere sorsana kim vermişti? Bir sor bir sor ya bir sor ya. Türkü söylüyor dur şu an. Türkü çığırıyor. Cezeri. Bu ne? Çay yapalım mı yeniden? İster misiniz? Yeni çay yapalım mı? İçer misin çay? İçerim. İçermiş. Açıkken evet demek istemezdim ama. Tamam. Çay ayırdı ama. Memleket hasretini gideriyorsun sanırım şu an değil mi? Dibine kadar. Ne bu? Bu yok. Bu helva. Helva aynen. Ay çok şey bu. Pişmaniye. Birazdan yiyeceğim. Ağzını kapatalım da. Bak bak ne geldi. Bu ne? Ustedes están lejos de su tierra. Lo extrañan. Yo que fue, mucho yo que extraño. Claro, por supuesto. Yo estando en... ¿Bune? ¿Este es con chocolate? Ver biraz ben seni çekeyim. Yok ya ben seni çekeyim. Ben, ya, vallahi sen yiyeceksin. Hep ben yiyorum. Ben zaten yedim ya. Rezil oldum. Hep yerken çekildim. Şimdi sen ye bakayım. Ben sordum ben. Ben zaten yedim. Güzel mi? Çok güzel. Abi çok iyi ya, değil Turkish mi? Turkish delight ya. Bu ne? Kurabiye. Un kurabiyesi. Öyle bir şey. Evet evet öyle bir şey. Un kurabiyesi mi abi? Okay, gracias. Valizimizi buraya verdik. Siva'da şöyle bir olay var. Bu arada günaydın herkese dostlar. Otobüse binmeden önce valizinizi vermeniz gerekiyor. Tartıyorlar 20 kilo hakkınız var. Geçelim bakalım. Bunu bazı şirketler yapıyor. Mesela Siva yapıyor. Başka hangi şirket yapıyor bilmiyorum. Şimdi pasaportu da kontrol ettirelim. Biletimizi kontrol ettirelim. Yolculuğumuz başlayacak. 24 saat. Ekvador sınırına, Tumbes şehrine yolculuk yapacağız. Şöyle kendime yiyecek bir şeyler aldım, atıştırmalık aldım. Ondan sonra battaniye koydum. Uyarıyorlar zaten yemeğini ve battaniyeyi unutma diye. Hola, buenas. Muy bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Durak? Sí, Burak. Tumbes, ¿no? Tumbes, sí. Muchas gracias. Burada bir normal terminal var. Bir de her firmanın kendine özel terminali var. Mesela bu şu an bulunduğumuz yer şehrin merkezinde. Siva'nın kendi terminali. Aha da bu otobüse bineceğiz. Aha bu da şoför dayı galiba. Hola, buenas. Şöyle eşyalarımızı koyalım içeri. 3 numarayı almıştım ben. Aynen öyle. 3 numarada abla oturuyor ama. Dostlar otobüsleri daha önceden size göstermiştim. Ahanda böyle perdeli otobüsler. Koltukları yatırıyorsunuz. Gayet rahat bir yolculuk yapıyorsunuz yani. Otobüsün içinde tuvalet de var. Bu otobüs 2 katlı. Tuvalet nerede? Büyük ihtimalle aşağıda değildir. Şu arka taraftadır tuvalette. Aa bak ben bu sefer şeyi aldım. Böyle öne aldım. Televizyon var, film koyuyorlar ya da işte hava güzelse manzarayı izleyerek gidiyorsunuz. Şöyle birazcık hava alayım da. Daha kalkmasına 15 dakika falan var. Hoppa. Burada şoför abilerin uyuduğu yer galiba aynen. Ben bir kere uyumuştum burada. Şoför abilerin uyuduğu yerde. Bayağı rahat oluyor, bayağı güzel oluyor ya. Tırlarda da uyumuştum. Onların uyudukları yerde çok rahat oluyor.
Burası böyle dostlar. Dediğim gibi sadece Sivo'nun kendi otogarı burası. Mantıklı, güzel. Yani her iki otogar da var. Gayet mantıklı. Burası şehrin merkezinde, biraz daha rahat ulaşılabilir bir noktada. Bir de burada kargo sistemi var. Bunların otobüslerdeki kargo sistemi daha gelişmiş ve daha ucuz. Mesela şeyi öğrenmiştim ben. Tahsin abi, Peru'da bir Türk biliyorsunuz, tanıştırdım onu da. O şey demişti bana, uçakla mesela Cusco'ya mı gideceksin limadan? Sen valizsiz biletini al, valizsiz bir şekilde Cusco'ya git. Herhangi bir işte firmadan kendi valizini gönder demişti. O valizi çok ucuza gönderiyormuşsun. Bayağı böyle 15-20 soles civarı bir şey gönderiyormuşsun. Ama valiz alırsan uçağa daha pahalıya, işte 30-35 dolar civarı en az para ödersin demişti. 20 soles nerede, 30-35 dolar nerede? Mesela buradan veriyormuşsun, tamam mı, limadan. 7 gün içinde Cusco'dan atıyorum alman gerekiyormuş yani gönderdiğin lokasyondan. Bir de şöyle güzelliği var. Bilgilerini veriyorsun, artı bir şifre giriyorsun, böyle bir cihaz var, bir şifre giriyorsun, o şifreyi karşı taraftan da giriyorsun. Eğer tutarsa o şifre alabiliyorsun ve bilgilerini tutarsa valizini alabiliyorsun. Öyle güzel de bir sistem var, hem daha ucuza geliyor. Mantıklı, yani bayağı mantıklı. Bu da Peru'nun uluslararası tanıtım yazısı, yani Peru'yu bu şekilde yazıyorlar her yerde. Hadi bakalım, 24 saat yanlış hatırlamıyorsam yolculuğumuz başlayacak. 1000 kilometreden fazla. Bir aksilik olmazsa bu videoda Ekvador sınırına kadar gideceğiz. Ondan sonraki videoda Ekvador'a gireceğiz diye umuyorum. İnşallah. Hadi bakalım, girelim otobüsümüze. Bana iyi yolculuklar. Aşağı yukarı bir 45 dakikalık rötardan sonra yolculuğumuz başladı dostlar. Aha da önde oturmanın avantajı böyle, önümüz komple açık. Gündüz vakti müziğimi dinlerim, yolumu takip ederim, manzaramı izleye izleye yolculuğumu yaparım. Baksanıza trafiğe ya. Şurada battaniyem var. Birazcık yiyecek aldım kendime. Peynir ekmek var. Bir tane cips aldım. İçecek aldım. Ondan sonra bunlarla artık yarın sabaha kadar, inene kadar idare edeceğim. İlk defa oturuyorum burada. Şey sıkıntı sadece. Diğer koltuklarda şöyle koltuğun altına ayağınızı uzatabiliyordunuz. Burada şöyle bir tümsek var. Ayak buraya kadar geliyor. Birazcık sıkıntı çekeceğiz gibi. Yani tek sıkıntı o benim için şu an. Mi Ecuador. 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 Sí, vamos. Ah, no. Gracias. Tüm mesleğim dostlar. Vallahi bir gün sürdü yol. Yani bitik bacaklarım, vücudum filan. Perişanım yani. Acayip yoruldum. Buradan bir 35 kilometre daha gitmem gerekecek. Burası Tumbes şehri. 35 kilometre sonra Ekvador sınırında olan bir kasabaya ulaşacağım. Adını tam telaffuz edemiyorum. Uakil miydi, öyle bir şeydi, tam bilmiyorum adını. Oradan da bir aksilik olmazsa Ekvador'a giriş yapacağız. Ama benim daha biraz daha yolum var. Otobüsten indim, taksiciler hemen etrafımı sardı. Hani belli anladılar Ekvador'a gideceğim. İşte götürelim seni bilmem ne. Pahalı olduğunu biliyorum. Yem attım, dedim ne kadar abi, hani kaça götürüyorsunuz? 15 dolar dedi bana. Dedim tamam. Dedim sen git, ben geliyorum arkandan. Var ya, fena fiyatlar çekiyorlar, çok fena. Şimdi dedim birazcık böyle ana caddenin sonuna doğru yürüyeyim. Kolektivo falan bulurum yani bunların dolmuşları. Olmadı otostop çekeriz. Bugün Peru'daki 90. gün. Yani vizesiz seyahat hakkımın son günü. O yüzden bugün geçersem rahat geçerim diye düşünüyorum. Ondan sonra sıkıntı çıkarabilirler. Bakalım. Bu videoluk buraya kadar dostlar. Benim Ekvador'a giriş sürecimi bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Ben şimdi bir sınıra gitmem gerekiyor önce. Şuradan bir kurtulmam gerekiyor. Zaten saat öğlen vakti. Yoruldum, perişanım, açım. Bacaklarım falan kilitlendi yani, öyle ağrıyor. Öyleydi dostlar yani. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda umarım Ekvador maceramız başlayacak. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir beğeni, bir yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı
unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Adios amigos.